Güzel bir pazar gününden herkese merhaba. Yine sizler için dopdolu bir program hazırladık. Birbirinden güzel konu ve konuklarıyla Biz bize başlıyor. Geçmişin yükleri, geleceğin kaygıları. Ruh dünyamızda çözemediğimiz sorunlarla nasıl başa çıkacağız? Hipnoterapi ile ruh sağlığımıza kavuşabilir miyiz? Hipnozun ne olduğunu biliyor muyuz? Hangi durumlarda hipnoza başvurulmalı? Hipnoz ilişki sorunları çiftler arasındaki uyumsuzluk ve geçimsizlikle ilgili nasıl çözümler sunar? Estetik işlemlerde de hipnoz kullanılabilir mi? Hipnoterapinin detaylarını uzman klinik psikolog Mehmet Başkak anlatacak. Estetik koçluğu nedir? Estetik trendleri neler? Yaz döneminde en çok hangi uygulamalar yapılıyor? Yaz döneminde cilt için nelere dikkat edilmeli? Günlük cilt bakımı nasıl olmalı? Daha genç görünmenin formülleri neler? Estetik koçu Sibel İlgen cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Estetik koçu Sibel İlgen bizimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Çok iyiyim. Hoş buldum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> e, estetik koçluğu son zamanlarda çok e, revaçta bir meslek oldu. Aslında hepimizin belki de ihtiyacı var. Çünkü bazen kendimiz karar veremiyoruz. Daha bilgili, bizden daha net görebilen birilerinden yardım almamız gerekiyor. Peki size göre estetik koçluğu nedir? Aslında bakarsanız estetik koçluğu son dönemde çok fazla e, tercih edilmeye başlandı. Çünkü estetik dediğiniz zaman aklınıza çok fazla şey geliyor. Hı hı. İşte tırnağınızdan, saçınızdan, kaşınızdan, kirpiğinizden, bedeninizden hatta bence sağlığınızla bile ilgilenebiliyoruz biz hı. estetik koçları. E, ben de 15 yıldır sektördeyim ve e, plastik cerrahlarla, dermatologlarla, medikal hekimlerle çalışma şansım oldu. Estetikle ilgili de çok fazla şey e, öğrendim ve bunları da e, bana danışan kişilerle bu sayede paylaşıyorum. Birikimlerimi e, paylaşıyorum aslında. Evet bakarsınız. 15 yıl bayağı uzun bir süre. E, peki e, hangi alanlarda, estetiğin hangi alanlarında daha çok koçluk ve hizmet veriyorsunuz? E, sağlıktan tutun zayıflama, cilt bakımları, hmm. E, ...estetik ameliyatlar, işte bedensel ve yüzünüzle ilgili burun estetiği, dolgular, botokslar... Küçük dokunuşlar da buna küçük dahil. Küçük dokunuşlar da buna Aslında dahil. Aslında en çok bunlar tercih ediliyor herhalde değil mi son zamanlarda? E, küçük dokunuşlar tabii ki çok daha hızlı karar verebildiğimiz tabii. işlemler. Şimdi e, dolguya karar vermekle burun estetiğine karar vermek evet, arasında, arasında çok, çok büyük farklar fark var. var. E, o yüzden küçük dokunuşlar her zaman daha pratik... Riskleri daha düşük, daha hızlı yanıt alıyoruz. O yüzden kolay karar veriyoruz ve hızlı yapabiliyoruz. Estetik ameliyatlar biraz daha düşünmemizi... Düşünmeye <laughs> zorlayabiliyor insanları. <laughs> Aynen. Belki hem maddi hem manevi olarak da kesinlikle çok daha yük olabiliyor insanlara. Peki estetik trendleri zamana göre değişiyor mu? Son zamanlardaki estetik trendleri nelerdir? Ee, Jawline. ...modası var ha, evet, biliyorsunuz. Şu, evet. <laughs> ben çok şükür şey, şanslıyım o konuda. Evet siz o konuda şanslısınız. Aynı sizin yüzünüz gibi kemikli yüzler artık moda oldu. Hı -hı. Ee, jawline işte daha belirgin elmacıklar moda oldu. Ee, Russian lips dediğimiz daha dışa dönük, ha. daha dolgun dudaklar moda. İşte kaşlar daha belirgin kaşlar Hı -hı. istiyoruz artık. Ee, tabii ki estetiğinde bir modası var... Ee, ama modası var diye de herkesi herkese her şeyi uygulamak, uygulamak olmuyor. Doğru ben de onu bence. soracaktım. Bir danışanınız size geldiğinde ben illa bunu mu istiyorum diyor yoksa siz onu güzel bir şekilde yönlendirmek daha mı doğru olarak düşünüyorsunuz? Daha bilinçli gelen danışanlarımız Hı -hı. da oluyor. Yani ben size teslimim diyen danışanlarımız Hı -hı. da oluyor. Bana en uygun neyse onu yapalım diyenler de oluyor. İşte Demet Şener'in yüzünü gösteren de oluyor. Ya inanmıyorum. <laughs> Dudaklarını evet. istiyorum işte çenesi çenesini böyle olsun diyen evet, de oluyor. değil mi öyle de olabiliyor. Ee, ama işte o Demet Şener. Yani evet. E, herkese Herkes aynı şeyi yapmamız mümkün değil. E, i̇şte büyük dudak moda diye herkese kocaman dudaklar yapmak kesinlikle doğru değil. Yani şöyle düşünün. Çok minyon bir yüzü var, işte e, dar bir alnı var, e, küçücük gözleri var, burnu küçücük ama ona kocaman bir dudak hmm. yapamazsınız. Ya da işte jawline moda diye jawline yapamazsınız. Onun Şimdi yüzünü... şu kaşlar da çok moda oldu, değil mi? Yani herkes de bir kalın kaş böyle bir modası var. Evet. Ama dedi aynı şey dudakta nasıl geçerliyse ya, bana şu... göre kaş da öyle. Mesela yes. sizde çok natürel duruyor. Tabii ki bu konuyu siz bildiğiniz için kendinize en uygunu yapabiliyorsunuz. Ama bazı insanlarda da oranına göre e, bence çok natural durmuyor. Evet, çok kötü kaşlar görebiliyoruz maalesef. Yani çok belirgin kaş moda diye e, çok modern bir kadına, çok Avrupayı görünen bir kadına belirgin kaş yapmak doğru değil. Hmm. E, bu şikayetle bize gelen çok fazla kişi var. Artık herkes çok belirgin kaş yapmanın peşinde. Ama bir şey moda diye herkese yaparsanız... Hem insanları birbirine benzetirsiniz. Evet ve kimse de kendine özel olmuyor bence. Estetiğini için yaptırıyoruz. Daha iyi görünmek için. Kendimizin en iyi versiyonu olmanın peşindeyiz aslında. Bir başkasına benzemek değil. Ya da moda olan bir şeyi, Hı. modayı takip etmek de değil mesele. Ee, o yüzden siz de danışanlarınıza e, trendlere göre değil de kendi yüzüne uygun, kendi vücuduna uygun e, estetik ve bakımları öneriyorsunuz tabii anladığım ki, kadarıyla. Tabii ki, tabii. Yani yine jawline'dan örnek vereceğim. Ee, çok iri gözlü, elmacıkları çok e, belirgin olan bir yüze Hı. Eğer ki çenesi biraz daha küçükse, biraz daha gerideyse onu biraz daha belirginleştirmek, Hı. onu biraz daha sahneye katmak e, o bütünlüğü sağlar, o dengeyi sağlar ve çok güzel bir jawline çıkar ortaya. E, ama küçücük bir yüzü olmaz ya da az önceki örneğimizden yola çıkarsak e, daha e, üç gün önce böyle bir örnekle karşılaştık. Hı. Çok güzel yüzü olan bir danışanım bana geldi ve kaşlarını çok belirgin yapmak istedim istemiş ve hiç yakışmamış neredeyse ve yaptırmış da ve yaptırmış da biz sildik ama hiç kaşı olmayıp çok güzel görünen kadınlar da o var. O zaman düzeltmek için de size gelenler bana yardım edin diyenler evet. var zannediyorum. Evet, işte estetik koçluğu da biraz burada Hı. devreye giriyor. Doğru yönlendirmek. Kişiye yakışanı yönden. O zaman bence yapalım. izleyiciler için de söyleyelim. Karar vermeden önce muhakkak bir danışana, evet. sizler gibi daha bilgili kişilere başvururlarsa, yardım alırlarsa belki ileriye dönük, e, geri dönüşü kayarlı. olmayan Aa. bazı hatalar <laughs> yapmayabilirler. Aynen. Tabii plastik cerrahide bunlar çok daha vahim sonuçlara neden olabiliyor. Yanlış bir dudak dolgusunu çok kolay düzeltebilirsiniz. Evet, çok zor. Bir kaşı silebilirsiniz ama yanlış yapılmış bir, bir burnu burunu, düzeltmek yine evet, bir risk. Evet çok riskler. fazla ameliyat olan benim de tanıdıklarım var. Evet. Ee, çok zorlanıyorlar. Ee, biraz da şeye geçmek istiyorum. Tam yaz aylarındayız. Hı. Yaz aylarında cildimiz çok daha e, işte güneşe maruz kalıyor, kuruyor. Evet. Evet. Ee, özellikle bu yaz aylarında ne gibi bakımlar uyguluyorsunuz? Yaz ayları daha soft bakımların yapıldığı aylardır. Hmm. Eğer cildin bir problemi varsa biz agresif tedavileri kış aylarına bırakırız. Hmm. Ama yazında genelde danışanlarımızdan ciltlerine iyi bakmalarını mutlaka ama güneşten korumalarını öneririz. Bir kere bakım önce korumaktır aslına hmm. bakarsanız. Siz biz istediğimiz kadar iyi şeyler yapalım. Eğer ki çok fazla güneşleniyorsanız yaptığımız şey maalesef istediğimiz sonucu vermiyor. Evet benim arkadaşlarım da var leke tedavisine gidiyorlar. Sonra tekrar <laughs> yazın böyle güneşin altında yatıyorlar. Halbuki çok korumak şapka baya evet. blok gibi koruyucu evet. buna şeydir, çok dikkat etmek lazım. Yani eğer güneş seviyorsanız bronzlaşmayı <laughs> seviyorsanız leke tedavisi olmayın. <laughs> Çünkü leke tedavileri daha sonra eğer güneşlenirseniz daha büyük lekelerle geri dönmenizi sağlar. Yani hmm. sizi lekeye de açık hale Aa, getirir evet. her Belki daha mı inceltiyor cildi o yüzden mi neden mi? Cildi bu? inceltmek değil aslında. Artık eskisi gibi peelinglerle leke tedavileri yapmıyoruz. Hı hı. Daha deri altına, daha teknolojik işlemlerle leke tedavileri yapıyoruz. Ama e, yine de eğer ki yazın çok fazla güneşleniyorsanız o lekelerin artmasına neden oluyorsunuz. Hı. Hassaslaşıyor çünkü. Evet, belki de oynadıkça hassaslaşıyor. Hassaslaşıyor. O yüzden eğer lekeniz varsa, siz kendinizi koruyacaksınız, hmm. korumuyorsanız biz zaten ya da birazcık herhalde. o lekelerle barışmayı öğreneceğiz herhalde. Çünkü çok insan da var, gerek hamilelik e, gerek Tamamen, evet. e, bazı kullanılan ilaçlarla e, lekelenmeye Artıyor. meyilli oluyor. Artıyor. Tabii cid. hormonal dönemler. Tabii kullandığımız bazı ilaçlar lekeleri artırır. Birçok antibiyotiğin aslında leke yaptığını bilmeyiz bile. Evet, ben de bilmiyorum. Ee, evet, birçok antibiyotik o dönemde çok hassaslaştırır ve leke yapar. Hormonal dengesizlikler, hmm. e, hamilelik dönemi, Hamilelik de çok biliyorum e, evet. açık hale getirir. Hmm. O yüzden korumak birinci bakım. E, yazın ne yapıyoruz'a tekrar dönersek hmm. de en güzeli güneşe karşı koruyucu tabaka oluşturmak. Bu da nedir? Hı. Mezoterapi yöntemleri, Hı. deri altına verilen hyaluronik asitler. Bunlar hem güneşin zararlı etkilerinden bizi korur hem de cildimize bir Cildi şey daha güçlü olur. yapıyor herhalde. Tabii. Peki Güçlenmiş. yaz aylarında izleyicilerimiz başka nelere dikkat etmeli? Yani size gelemiyorlar, herhangi bir bakıma da gidemiyorlar. Gidemiyorlar. Neler yapabilirler kendi kendilerine? Cildimiz özellikle 27 yaşından sonra, 25 yaşından sonra kalınlaşmaya başlar. Hmm. Bu kalınlık orta tabakanın kalınlığından bahsetmiyorum, üst yüzeyin, yani o ölü deri tabakasının hmm. kalınlığından. Bu da bizi daha solgun gösterir. Ee, tabii ki çok daha tabii iyi... o gençlikteki parlaklık birazcık gidiyor, gidiyor zamanla. Evet. Ne evet yazık bunun birçok evet. nedeni var, ama nedenlerinden bir tanesi de. Ee, üstlerinin, kalın tabakanın hmm. e, e, tabakanın kalınlaşmasıdır. Hmm. Peelingler, düzenli peelingler bizi daha canlı gösterir. Çok böyle cildimizi yıpratmayacak hmm. tarzda peelingler. Haftada bir peeling mutlaka öneriyorum. Cilt yapısına uygun şekilde tabii ki. E, nemlendirme mutlaka öneriyorum. Aslında nemlendirici yanlış bir tabirdir. Nemlendirici cildimizi nemlendirmez. Hmm. Sadece cildimizin neminin e, ...kaybolmasını engeller. Yani orada bir bariyer oluşturur. Hmm. Bu bariyer sayesinde de biz kendi cilt nemimizi... E, ...kaybetmiyoruz. Oraya hapsediyoruz. Hmm. Nemlendirici mutlaka kullanılmasını... ...yağlı ciltlerin deneme ihtiyacı var. Kendilerine uygun bir nemlendirici... E, ...mutlaka kullanmasını Aslında öneriyorum. eczane ürünleri çok da e, kullanışlı oluyor. Çok evet, fazla içeriğinin e, ağır olmadığı... Evet. E, ...ben de hep eczane ürünü kullanıyorum. Çok hassas bir cildim var... Peki ben hazır sizi bulmuşken sorayım hassas ciltler nelere dikkat etmeli neler yapmalıyız? E, hassas ciltlerde kılcal damarlar biraz yüzeye yakın evet. olur. E, tabii ki kılcal damarları tedavi edici yine yöntemler var ama siz ev yani siz kendiniz cenenler yapabilirsiniz. Hı -hı. Konuşursak yine sıcak ve soğuk geçişinden mutlaka korumanız gerekiyor. Yani sadece güneşten korumak değil bu. Kayağa gittiğinizde ya da hava soğuk olduğunda da korumanız gerekiyor. Çünkü çok yüzeyde olduğu için damarlar hemen çatlar ve sonrasında kötü bir görüntüyle birlikte hoş olmayan bir kızarıklık Bana oluyor. Bana herkes diyor ne kadar sağlıklı duruyor cildi. Halbuki o damarların Damarlı. çok yakın olmasına <laughs> devamlı böyle pembe pembe yanaklarım. Bazen yani işe yarıyor aslında. Evet Değil mi? Evet. <laughs> Peki yazı böyle geçirdik. İnanılmaz cildimiz güneş gördü. Kışa girerken neler tavsiye ediyorsunuz danışanlarınıza? E, kışa girerken yazdan çıkan cildi öncelikle tedaviye almadan önce biz genelde böyle yapıyoruz güçlendirmemiz hmm. gerekiyor. Çünkü güneş gördü, cilt yara. Hasar aldı. gördü. Hasar gördü. Yani bronzlaşmak dediğimiz şey karşılığı aslında cildin kendini korumak için ürettiği bir melanin üretiyor hmm. cilt o sırada. Aslında cilt yara alıyor. Cildiniz ne kadar yara alıyorsa siz o kadar bronzsunuz... Evet bunu, değil mi? Bunu... Kendini korumak için o rengi aslında koyultuyor. Aynen, koyultuyor kendini korumak için. Ee, o yüzden böyle bir dönemden yaz döneminden çıktıktan sonra önce cilde kaybettiği nemi kazandırmak hmm. gerekiyor. Vitamin mutlaka vermek hmm. gerekiyor. Cilkenle geldikten sonra da eğer leke problemi varsa işte ekim ayları gibi. Güneşi görmememiz yani, gerekiyor herhalde evet, değil yani mi? bu Ekim, tedaviler sürecinde? Aynen. Ekim ayı bazen çok e, güneşli de geçebiliyor. Hı -hı. E, Kasım aylarına e, sarkıtabiliyoruz ama leke tedavileri uzun soluklu tedavilerdir ve en az bir 5-6 ayımızı birlikte geçiriyoruz ki zaten öbür yaz geliyor. Öbür aslında. yaz geliyor. Öbür yazda size yine sadece korumak düşüyor. Korumak deyince de aklımıza hep güneş koruyucular hmm. gelir. Ama güneş koruyucular maalesef ki %100 korumaz. Hmm. Yani en iyisi bile %100 korumaz. Ee... O yüzden şapkayla desteklemek çok çok daha daha çok gölgede durmak zaten denize girerken yeterince güneş ışığını güneş, alıyoruz sudan da yansıyor daha da kuvvetli olabiliyor. Aynen. aynen. Yani e, etkilen yani sadece güneşe direkt maruz kalmak etkilemiyor. Yansıması da sizi Tabii. etkiliyor. Hassassanız tabii ki. Hatta diyorlar ben sadece gölgede oturdum nasıl bu nasıl kadar yandım diye. anlamadım Aynen. diye devamlı korumak dikkat etmek gerekiyor. Peki Gerek. kış aylarında ne gibi bakımlar uyguluyorsunuz? O daha fazla e, talep oluyor bence kış aylarında bakımlara. Evet evet yani şöyle eğer kişi yani bize danışan kişiler ameliyat tercih etmiyorlarsa hmm. ya da ameliyatlık bir durumları yoksa biz bazı medikal işlemlerle. E, yüzündeki e, istediği yani ne, ne istiyorsa hmm. ya da neye ihtiyacı varsa o yönde çok teknolojik cihazlarla e, yardımcı oluyoruz. Sarkma varsa sarkmaya yönelik lifting hmm. e, işlemleri yapıyoruz. Leke varsa lekeye yönelik. Yine lifting işlemleri de tek seferlik işlemler olmuyor. 3-4 ay bir hikayemiz oluyor mutlaka 3-4 e ay. E tabii yani bu oluyoruz. kadar da kolay olmasa gerek. Emek vermek, devamlılığını Devamlılık, sağlamak. evet. E, emek çok vermek önemli. çok önemli. Yani elimizde bir sihirli değnek yok. E, ama sabredersek ve zaman harcarsak, emek harcarsak Gerçekten mucizelere de tanık olabiliyor. Evet, açıkçası. bir bireysiz ya da ben olamaz ama kendisinin en iyisini olabilir. Ben her Aynen. zaman bunu söylüyorum. Aynen. E, peki estetik ameliyatlara nasıl yönlendiriyorsunuz? E, korkan hastalarınız olabilir ya da gerçekten e, onu nasıl inandırıyorsunuz? Belki bambaşka bir şey istiyor da siz farklı bir e, aslında yapması gereken e, ameliyatı görüyorsunuz. Bu konuda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Ee, bize genelde tabii kadınlar daha talepkar oluyor bu konuda. E, erkekler de daha e, kararlı olarak geliyorlar. Aa, <gülüyor> enteresan. <gülüyor> evet, erkekler daha kararlı. Erkeklerde ikna etmek değil de onlar ikna olmuş geliyor. Sadece rahatlatmak gerekiyor. Hmm. Çünkü toplumumuzda e, erkek sanki bakımlı olursa ...farklı e, algılanma korkusu içerisinde olabiliyor. Orada biraz psikolojik destek hmm. veriyoruz kendilerine dilimizin döndüğünce. Hmm. Ama kadınlarda iş biraz daha karmaşık. Değil mi? <laughs> zor. Bizlerle uğraşmak zor. E, bize genelde iki şekilde gelir zaten kadınlar. Bir, gerçekten ihtiyacı vardır. Hmm. Yani gerçekten doğum yapmıştır, karnı sarkmıştır, memesi hmm. sarkmıştır. Ya da... E, Burnu çok büyüktür, onu çok rahatsız ediyordur. Bu bir ihtiyaç olarak doğar, o şekilde gelir. Bir de iyidir, kendinden memnundur, çok daha iyi görünmek istiyordur. Hmm. Yani ihtiyaç bazen psikolojik de olabiliyor. Hmm. Aldatılmış olabiliyor, küçümsenmiş olabiliyor. Aa burnu ne kadar büyük olabiliyor. Sonuçta herkes onu bu durumla... Onu takıyor zamanla. Tabii herkes bu durumla baş edebilecek diye bir şey yok. Ee, inanın gerçekten mucizelere tanık oluyor. Sadece bir burun ameliyatıyla, sadece bir e, karın germeyle özgüveni e, tazelenen gerçekten hayatında çok şey değişen hmm. bir sürü ne kadar güzel aslında böyle evet. hayatlara dokunmakta çok, evet. bir insanın e, o ruh hali e, o depresif olan kendini beğenmeyen ruh hali bambaşka bir hale bürünüyor ve evet. belki ileriki hayatında çok güzel bir aşk yaşayabiliyor evet. <laughs> çocuklarına çok daha iyi bir anne olabiliyor etrafına karşı ya da iş hayatında e... çok çok daha iyi noktalara geliyor Tekrar bir aradayız. Son olarak size az önce de konuştuk erkek danışanlarınızın da geldiğini söylediniz. Evet. Erkekler e, hangi estetik uygulamaları ya da estetik ameliyatları tercih ediyorlar daha çok? E, erkeklerimiz daha çok iş hayatının onların yüzüne getirdiği o yorgun görüntüden evet. kurtulmak istiyorlar. Yani Medikal estetik anlamında. Hı hı. E, plastik cerrahi yönünde de. Genelde karın bölgesindeki Aa. yağlardan çok şikayetçi olanlar oluyor. Hmm. E, ya da saç dökülmesi hmm. problemi çok yaşıyorlar. E, bu üç ana başlıkta toplayabiliriz aslında. Çok teşekkür ederiz. E, sizinle teşekkür bir başka ederim. bölümde tekrar bir arada olmak isterim. Çok güzel anlatıyorsunuz bize. Çok e, görüşmek üzere. Az sonra ikinci konuğumuzla bir arada olacağız. Bizden ayrılmayın. Geçmişin yükleri, geleceğin kaygıları. Ruh dünyamızda çözemediğimiz sorunlarla nasıl başa çıkacağız? Hipnoterapi ile ruh sağlığımıza kavuşabilir miyiz? Hipnozun ne olduğunu biliyor muyuz? Hangi durumlarda hipnoza başvurulmalı? Hipnoz ilişki sorunları çiftler arasındaki uyumsuzluk ve geçimsizlikle ilgili nasıl çözümler sunar? Estetik işlemlerde de hipnoz kullanılabilir mi? Hipnoterapinin detaylarını uzman klinik psikolog Mehmet Başkak anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Uzman klinik psikolog Mehmet Başkak bizimle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Bugün sizinle benim de çok merak ettiğim bir konuyu konuşacağız. Hipnoz. Ee, hipnoz nedir Öncelikle bize bundan bahseder misiniz Aslında uzun bir süredir hipnozu ne olduğunu anlatıyorum ama bir süre daha anlatmaya devam edeceğiz galiba Çünkü hı hı. insandaki normal bir hale bir başka isim koyarsanız insanlar başka bir şey olduğunu düşünmeye başlar hı. ve bu meslekle uğraşanlar ömür boyu anlatmaya devam, devam eder ederim. Aslında hipnoz kelimesini bir tarafa bırakıp Hı. ...deseniz ki nasıl bir haldir... ...nasıl Heh. bir hal olduğunu anlatıp da... ...uyku hali midir mesela evet, bizim evet, halk evet, arasında evet. Hep bildiğimiz... Ee, ...hipnoz bir rahatlama Hı. halidir... ...hipnoz kelimesi yerine rahatlamayı koyabilirsiniz... Hı. ...gevşeme halidir... ...hatta mesela yoga yapanlar veya meditasyon yapanların... ...meditasyon dedikleri şey... ...aslında hipnoz halinin kendisidir... ...sadece biz farklı tekniklerle terapi yaparız... Hı. Ama hipnozla ifade edilen şey meditasyonla ifade edilen şeyin aynısıdır. Ha, yani bize Hint'ten Çin'den gelen o meditasyon kültürü meditasyon zihinsel durumu hı hı. neyse hipnozdaki durum da aşağı yukarı aynıdır. Bizim kültürümüzde ise hani referans vermek için insanlar daha rahat zihinlerinde oluştursunlar diye Tasavvuf kültüründe rabıta kelimesiyle hmm. anlatılan şey hmm. yani gözlerinizi kapatıyorsunuz, sakinleşmeye çalışıp içimize dönüyoruz. Biz i̇çimize dönüyoruz. Zihnimizdeki evet. bir bir zikre veya işte bir mantraya, bir mantraya, evet. bir duaya, bir hayale odaklandığımız zaman buna Hint veya Budist hmm. kültürde meditasyon deniyor. Bizim tasavvuf kültürümüzde de rabıtayla ifade ediliyor. Hmm. Her ikisinin ortak hali gevşeme, rahatlama. Uyuma, uyanıklık meselesine gelince... Hmm. Neden öyle biliniyor? yani Bizde sanki hep böyle bir derin uyku hali gibi algılanıyor. Halbuki hipnozun benim bildiğim en iyi tanımı şu. Hmm. İlla ki o kelimeyi kullanacak olursak Demet Hanım. Hipnoz bir uyanıklık halidir. Aa çok güzel. Tabii. Hipnoz <laughs> evet, bir uyanıklık her halidir. Farkında olduğumuz bir Kesinlikle, hal. Kesinlikle farkındalık düzeyi yüksektir. E, dikkat ve konsantrasyon hmm. oldukça iyidir. Zihniniz sakinleşmiştir ve kendinizle baş başasınızdır. Hı. Hmm. İnsanlar kendileriyle baş başa olduğu zaman durum her neyse hipnozdaki e, bütün o zihinsel durum, bedensel durum da aynıdır. Gevşeme hali, rahatlama hali, ama odaklanma hali herhalde. Elbette ki odaklanma, rahatlamanın ve gevşemenin bir enstrümanı, hmm. bir yöntemi hmm. diye yorumlarsak elbette ki. Peki hipnoz ne işe yarıyor? Biz ondan da bahsederseniz. Peki, şimdi e, bir sürü insan hali var. Hmm. Mesela gün içerisinde telaşla, hayattan bir sürü şeyi kaçırıyoruz. Hmm. Hayat içerisinde koştururken bizi etkileyen bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Mesela diyelim ki siz çok mantıklı, çok bilinçli olabilirsiniz. Çok iyi okursunuz, kendiniz geliştirmişsinizdir. Alanınızda çok çok uzmansınızdır. Birkaç yabancı dil bilirsiniz. Fakat sizin küçük bebekler, çocuklar söz konusu olduğunda bütün bu bilgi, birikim devre dışı kalır, evet. o ana yüreği devreye girer. Ana yüreği devreye girdiği zaman duygusal bir moda girmişsiniz demektir. Evet. Ve onlarla ilgili kaygılara, endişelere, onların geleceği nasıl olacak, eğitimleri nasıl olacak gibi bir sürece girdiğinizde bu kez e, eğer başlıyor. ufak tefek sorunlar da varsa, kaygılandıracak bir takım durumlar, işaretler de varsa hmm. e, beden ve zihin travmatize olmaya başlıyor. Diyelim ki işte o sakin zihinle, o hipnotik meditatif zihin durumunda insanlar bunu fark eder, sebeplerini hmm. fark eder ve bunu aşma imkanına sahip olabilirler. Size bir şey söyleyeyim mi Demet Hanım? İnsan zihni gevşemeyi başardığı andan itibaren o bedensel ve zihinsel gevşemeyi sağlamışsa ne yapması gerektiğini biliyorsa aşamayacağı hiçbir psikolojik sıkıntı yoktur. Ne güzel söylediniz. Aslında i̇şte ne kadar önemli. İşte hipnoz böyle bir imkanlar kapısı hmm. bize açıyor. Peki her isteyen hipnoz olabilir mi? Ben size gelsem, çok da merak ediyorum. Beni hipnoz eder misiniz diye bu mümkün mü? Rahatlama dedik ya Demet Hı -hı. Hanım. Mesela siz şimdi aynı zamanda işinizi yapıyorsunuz. Ne güzel sohbet ediyoruz. Evet. Ben burada ne güzel sohbet ederken, Demet Hanım aynı zamanda işini yapıyor. Aha. Belli bir yorgunluk oluyor. Çünkü programı yürütmek, de. idare etmek belli bir modda tutmak durumundasınız. Hı hı. Bu sizin sorumluluğunuzda. Hı hı. Ama evinize gittiğinizde bu sorumluluktan kurtulduğunuz için bir dinlenme moduna geçersiniz. Daha rahat bir şeyler giyersiniz. İşte çocuklara bir sarılırsınız. Şöyle bir kanepeye evet. kendinizi bırakırsınız. Evet. Peki... Rahatlar mısınız? Rahatlarsınız. Tabii ki. Gevşer misiniz? Gevşir. Gevşersiniz. E, bir iki sevdiğinizle de konuşursunuz. Onlardan da iyi haberler gelir. Şöyle hatta şöyle bir şekerleme moduna gireyim diye <laughs> kendinizi bırakırsınız şöyle yatağın kenarına. Çok güzel anlattın. Klima be. da açık orada. <laughs> püfür püfür geliyor bir yerlerden. Evet. İşte o rahatlama durumuna siz girebiliyorsunuz. Hı hı. Ama bütün insanlar girebiliyor. Hı hı. Hipnoz da bir rahatlama ve gevşeme hali olduğunda... O zaman ikisini birleştirdiğimizde bütün insanlar rahatlayabilir ve gevşeyebilirse bütün insanlar da hipnoz olabilir gibi doğal bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir insanın hipnoz olmaması mümkün değil. Hmm. Çünkü hipnozla ifade edilen zihinsel süreç olmazsa insanın yaşaması mümkün değil. Hmm. Yani nefes alan herhangi bir canlının yaşaması mümkün değil. Hani memelilerden falan bahsediyoruz, hayvanlardan da bahsediyorum. Hmm. Buna hayvanlar da dahil. Zihnin Hipnoz kelimesiyle ifade edilen o standby durumuna alma, hmm. o gevşeme durumuna alma, o böyle bir yavaşlama durumuna girme hali olmazsa zihnin hipnoz durumu olmazsa ne insanın ne hayvanın hiçbirisinin yaşamasına imkan yoktur. Yani bir insanın e, bünyesinde hipnoz olmak kapasitesi vardır. Yaradan böyle yaratmış. Hmm. Nasıl ki gökyüzü var, yeryüzü var, denizler, karalar var insanda da hipnoz olma, hipnoza kendisini otomatik olarak sokabilme, rahatlatma, gevşeme, gevşetme kapasitesi vardır. Eğer Hı. birisi derse ki, bir yerde duyarsanız deme Hanımcığım, Hı. ben hipnoza uygun değilmişim. Hı. Veya birilerine demişler ki, yok yok, sen hipnoza uygun değilsin, hipnoza yatkın değilsin. Ben üç tane test yaptım ve sen hipnoza yatkın değilsin. Hı. İşte bu bilgiyi Geçmiş yüzyılda kalmış olan demode bir bilgi. Hmm, böyle bir şey mümkün değil diyorsunuz. Elbette ki birisi bana hipnoza yatkın değilsiniz mi demek istediğiniz hocam dese ben estağfurullah estağfurullah hmm. der özür dilerim. Çünkü bir insana sen hipnoz olamazsın, sen hipnoza yatkın değilsin demek onu hakaret etmekle eş anlamlı. Hmm. Benim literatürümde. İnsan olan, nefes alan, konuşabilen, duyabilen sorulara Merhaba dediğimde bana da merhaba deme düzeyinde bir zeka kapasitesine sahip olan herkes hipnoz olur. Bunun dışındaki tüm bilgiler yanlıştır, eksiktir veya Önceki yüzyıla takılı kalmış hmm, olanların ezbere bir bilgi, söylediği bir bilgidir. Evet. Peki ben bu anlattıklarınızdan şunu çıkarıyorum. Hmm. Ee, güzel bir zihni e, ya da dediğim sağlıklı bir zihne e, ve psikolojiye ulaşmak için aslında bu dediğiniz yöntemi işte kişinin kendini o iş stresinden eve gelip rahatlatması, arada kendine zaman vermesi. İşte özellikle kadınlarımıza çok fazla yük biniyor, İşten gelse bile ya. rahatlayacak vakti yok. Şimdi benim de kızım bekliyor, onu bir yerlere götüreceğim. Yani öyle rahatlamamıza daha var yani. O yüzden bununla ilgili siz izleyicilerimize ne öneriyorsunuz? Peki, şimdi... Yani bir herhangi bir psikolojik sorunumuz yoksa size gelmek için. Normal bireyleriz ama o e, yüzyılımızın içinde, koşturmanın içinde de... E, o pek sağlıklı kalamıyoruz. Onun için ne yapmamız lazım? Evet. Yoruluyoruz. O yorgunluklar birikiyor. İşte sizin de söylediğiniz gibi modern yaşam, modern dünya e, kadının birçok açıdan e, özgürleşmesini e, sağlarken, bu imkanları oluştururken aynı zamanda kadının yükünü ağırlaştırdı. Çok. Hem e, anne rolüne devam etmek durumda durumunda hem evde e, evle ilgilenen Evin düzeniyle ilgilenen rolüne devam etmek durumunda. Hem çalışan kadın olma durumunda. Hem eşine hem eşlik eşine yapmak zorunda. eşlik etmek veya hizmet etmek Tabii. durumunda. Ve çocuklara da elbette ki hizmet etmek durumunda. Doğal olarak modern yaşamda gerçekten kadının yükü çok daha ağır. Ee, peki e, neler öneririz? Hı. Şimdi zaten e, işimizin e, önemli bir kısmı bu. Bizim o otohipnoz dediğimiz bir sistem var mesela kişinin. Hı. Kendi kendisine rahatlaması. Elbette ki temelde bütün insanlarda bu vasıf var. Hani az hmm. önce dedim ya, şimdi siz eve gideceksiniz, hmm. şöyle bir krimi açacaksınız rahatlayacaksınız diye. Bunu dinlenme diye ifade ederiz. Hmm. Dinlenme. Kendi kendine dinlenebilen, kendi kendini rahatlatabilen, sevdiği bir müziği açar, e, sonra bir iki kahvesini, kahvesini, yapar kahvesini belki. keyif yapar. Evet. İşte insanların bu yoğun gündem içerisinde, Dinlenmeden daha fazlasına ihtiyacı var. Hmm. Eğer e, problemler birikmişse, eğer bizi bunaltıyorsa, eğer hayat bize ağır gelmeye hmm. başlamışsa, salgındır, koronadır, Heh. yangınlardır, sellerdir, yahu her taraftan hücuma insan. uğruyoruz. Evet. Her taraftan tazik altındayız. Hmm. Öyle ki ard arda geliyor ve neredeyse duyargalarımız sanki kör, kö, kö, köreliyor. Bir tepkisiz hale geldiğinden bahsediyor insanlar, bana e-mail atıyorlar. Instagram'daki hesaptan sorular soruyorlar. Hmm. Hocam mesela o yangına o kadar üzüldüm, üzüldüm, takip ettim. Paylaşımda bulundum. E, ardından sel, sel felaketi geldi. geldi ve ben üzülemiyorum. Benim için çok acı bir şey ama üzülemiyorum. Kütleşmiş. Hmm. Çünkü o kadar çok maruz arda kalınca arda, evet. tabi ard arda maruz kalınca aslında travmatize oluyoruz zihin. Evet. Zaten bir Toplum pandemiden travmatiz oluyor. çıktık tabii. Çıkamadık daha. Ya üst üste dedim evet. ya her taraftan hücuma uğruyoruz diye. Şimdi burada Herkes kalkıp da illaki bir psikoloğa müracaat edecek, illaki bir e, terapiye müracaat edecek, illaki herkes bir hekime müracaat edecek diye bir e, kesin kat'i bir e, kural getirmek yanlış. Hı hı. İhtiyacı olanın elbette ki gitmesi gerekiyor evet. ama ama normalde günlük hayatını devam ettiren, genel durumu iyi olanların da hı. kendi kendisini rahatlatması gerekiyor. İşte sadece dinlenme ve keyif yapma bu tarz travmatize... Hani hem genel Hı. hem özel hayattaki travmatize bir takım durumları o parazit, zihinde oluşan parazitleri, huzursuzlukları aşmaya yetmiyor. Hı. Dinleniyorsunuz, keyif yapıyorsunuz ardından hayda tekrar döndürürüz. Hemen o hızla Veya başlıyoruz. Kendinizi yatağa bırakıyorsunuz, uyuyorsunuz. Demet Hanım sabah uyandığınızda hiç yorgun uyandığınız, hiç dinlenemediğinizi hissettiğiniz olmuş mudur? E tabii olmuş. Ya işte evet. işte sadece dinlenmek ve uyumak. Her insanın standart olmuyor. yaptığı uygulama yetmiyor. Belki Oto... vücut uyuyor, zihin uyumuyor. Öyle mi evet, diyoruz? Evet. İşte biz hipnoz uzmanları, hipnoterapistler o dinlenme zeminini alıp insanların kendi kendisine yardım edebilecekleri bir sürü teknikle besleyip güçlendiriyoruz. Hmm. Ve bir tekniğe dönüşüyor. Hmm. Bir şeye teknik diyorsanız eğer psikoloji ve terapi ise mesela o bir yardım etme yöntemidir. Hmm. Evet. Kişi kendi kendisine de yardım edebilir. Kişi bir başkasına da öğrendiği zaman yardım edebilir. Ee, YouTube'da bununla ilgili içerikler var. Benim kanalımda mesela yayınladığım hmm. insanlar otohipnoz eğitimi almayabilir. Şimdi Karsta yaşayan sevgili dostlarımız veya Erzurum'da yaşayan veya Türkiye'nin başka yerlerinde yaşayan insanlar e, sadece İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde verilen bu tür eğitimleri Tabii. nereden alsınlar? Ulaşamayın bu sebeple edecekler. YouTube kanalımda mesela e, otohipnoz ...anlamına hmm. ve etkisine sahip olabilecek içerikler paylaşıyorum. Hmm, yani ne güzel. Ücretsiz insanlara istifade etsin diye. İşte uyku zorluğu çekenler, rahatlama hmm. ve gevşeme teknikleri... E, ...bu şekilde hem kendi imkanlarıyla buldukları hem de e, takip ettikleri... ...bilgili, değerli insanların bu tür uygulamalarını uygulayarak kendilerine yardım edebilirler... Ama imkan bulduklarında ilk fırsatta bir otohipnoz eğitimine giderek hmm. balık tutmayı öğrenmesi gerekiyor insanlar. Hmm. Hatta bu otohipnoz kendi kendine yardım, kendi kendimize problemleri aşma sistemlerini öğrenmek deyince otohipnoz derken bunu anlamak gerekiyor. Hmm. Kendi kendimize yardım etme sistemlerini öğrenmek zihinsel sistem. Meditasyondan farklıdır. Meditasyondan farklı dememin sebebi sizin meditasyona uğraştığınız yoga evet, ile uğraştığınızı biliyorum. Evet, 16 yıldır. Meditasyonda <laughs> bir hedefe odaklanırsınız, nefese odaklanırsınız hı hı. bileyim bilimgüye odaklanırsınız hı hı. ve beklersiniz. Hı hı. Bizde ise o zihinsel gevşeme olduktan sonra telkin devreye girer hı. ve değişim teknikleri devreye girer. Hem kendi kendine veya bir uzman bir başkasını uyguluyorsa zaten teknik devreye girer. İşte bu anlamda çok daha aktiftir otoyipmoz. Tabii soruna yönelik yani bir sorun problem varsa ona yönelik. Hedef odaklı. Tabii. Tabii hedef odaklı. Bizimki daha genel oluyor. Tabii mesela diyelim ki bir yere ziyarete gideceği zaman sürekli geriliyor. Hmm. Kayınvalidesinin evine gidecek sürekli geriliyor. Hmm. Ay şimdi He. bana laf sokacak, He. ay şimdi yine şöyle olacak. Eşimle tartışacaksın ee, sonra. E, geriliyor, Hı. gitmek istemiyor, evde kavga çıkıyor. İşte en nihayetinde e, eşinin hatırı için yahu anamdır ne yapalım gel işte sabret <laughs> orada. Kas katı bir şekilde gidiyor, ne yediğinden bir şey anlıyor, ne ortamdan bir şey, anlıyor, anlıyor, bir ortamdan bir şey anlıyor. Mesela böyle bir durumda bunu aşamıyor. Çünkü ilişki travmatize bir ilişkiye dönmüş. Hı. E, Duygu da kendinde travmatik evet, bir şeye dönüşmüş elbette aslında. elbette. E, Otohipnozu uyguladığı zaman o içerideki kendisini travmatize eden durumun sonuçlarını, kötü etkilerini gerginliği bedeninden beyninden atabilir. Kayınvalidesiyle sarmaş dolaşılmasına yağlı ballı olmasına hiç gerek, gerek yok. yok. Ama gider çok rahat bir şekilde hani bir iş yerinde Tanıştığım bir insana ne nasıl nezaketen gör, evet. nezaketen diyalog kuruyorsunuz Hı. ya? E i̇şte nötr nötr vaziyette, relax ve rahat vaziyette diyalog kurar, yemeğini yer, içer, ha ha ha, hi hi hu keyfine bakar, sonra gelir gider. Yani bir başkasının kötü etkisini zihnine dahil etmeyebilir Hı. kendisinde oluşturmuş olduğu olumsuz etkileri bir şekilde e, ototipoz teknikleriyle dönüştürebilir, ne dönüştürebilir. Bu sebeple liselere bile. Konuştuğum her yerde, mesela verdiğim konferanslarda, eğitimlerde insanlara sesimi duyurabilmek için her seferinde söylüyorum. Hı. Şimdi söylediğimi. Liselere seçmeli ders olarak konulmalı o Çünkü bir insanın kendi kendine moral ve motivasyonunu nasıl düzeltebileceğiyle ilgili... Kendi mentoru olmak aslında insanın evet, bence çok önemli. 24 ayar altın kıymetinde bir bence bilgidir. De kişinin kendi kendisine mentor olması, kişinin kendi kendisine terapist olması, kişinin kendi kendisine psikolog olması 24 ayar altın değerindedir. Çok çok kıymetli. İşte bu sebeple insanların otohipnoz sistemlerini öğrenmesi gerekiyor. Liselere ders seçmeli ders olarak konulması gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de çok merak ettim. Hemen sizi e, izleyeceğim YouTube'dan e, teknikleri. Ben de bakayım bir. Takip edelim izleyip izlemediğinizi bakın sonra. Tamam tabii ki. Ta takip edeceğim. Tamam. Peki. E, peki. E, peki böyle hipnozda hepimiz biliriz. O tamamen hani gevşeme, her şeyi bırakmada Hı. insanlar istemediği sırlarını söyleyebiliyorlar mı? Böyle bir şey olabiliyor mu? Mesela? Fazla rahatlıktan. E, şöyle bir öyle ya rahatlıyor ama fazla rahatlıyor adam gibi tabii. Bu şeyler çıkıyor mu yani? Sizin başınıza hiç gel, gelmiştir tabii çok. Şimdi tabii binlerce vaka var evet. tabii. Yani e, 3-4 sene önce şöyle bir kabatasla hesap ettiğimde 15 bin müracatı geçmişti. Oy, 15 bin 15 danışan. Bin. Yani 20 bine yaklaşmıştır galiba her müracaat eden ortalama 6-8 seans yaptığımızı varsayarsanız binlerce saat ediyor gerçekten. E, tabii e, çok e, enteresan değişik vakalarla da tabii. karşılaşıyoruz. Sır meselesine gelince, Hı. şimdi diyelim ki sizinle bu tanışmamız e, bir e, tanışıklığın bir tanışıklığa daha iyi bir tanışıklığa dönüşüyor ve nihayetinde diyorsunuz ki ya bu hoca iyi adammış dürüst düzgün adammış güvenilir adammış ara sıra oturup çay içiyoruz ben de diyorum ki aa Demet Hanım ne kadar harika bir insanmış gerçekten de gördüğümüz gibi zarif cicibe hanımmış ara sıra oturuyoruz ve siz de güveniyorsunuz bana bir dostluk başlıyor dost olduğumuzda ve güvendiğinizde hani bir kafede otururken hiç kimseye çok söyleyemeyeceğiniz bir sırrınızı bana güvenirseniz söyler misiniz? söylerim. Evet. Tabii ki. Ama güvenmezseniz, söylemek Söylemem, istemezseniz. tabii. İşte hipnozda da bunun aynısı geçerli. Hmm. Yani sırrınızı isterseniz söylersiniz, hmm. istemezseniz söylemezsiniz. Sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bir insan en derin hipnozda. Şimdi derin hipnoz deyince insanların kafasında neler canlanıyor bilmiyorum ama evet. şöyle ben bunu kolaylaştırayım. Ne kadar derin hipnoza girerse girsin insan, insan Hipnozun yedi kat derinine de inse hmm. bilinci açıktır, uyanıktır. Hipnoz hmm. bir uyanıklık halidir. Yani kendini Ve kontrol edebilir. Sırrını isterse söyler, söyler istemezse... istemezse söylemez. Hipnozcu çok becerikli, çok tecrübeli bir hipnozcu bile olsa hmm. ona asla istemediği bir şeyi söyletemez. Hmm. İstemediği bir davranışı yaptıramaz. <laughs> Onun inançlarına ters bir şey yaptıramaz. Bakın şimdi. Diyelim ki benim çalıştığım bölgede insanlar beni tanıyor. Hı hı. Yani psikolog olduğumu biliyor ama daha ziyade hipnoterapi ve hipnozla ilgili eğitimler verdiğimi ve bu konuda çok becerikli olduğumu hı hı. düşünüyor insanlar. Hı hı. E doğru becerikliyim de. Peki, e, orada yakında bankalar falan da var. Eczaneler var, bir sürü esnaf var. Hı hı. Madem insanlara hipnozla hı. istediğimi yaptırabiliyorsam eğer e, bir ki eczacıyı çağırıp Evet. <laughs> Evet oradan tabii en kıymetli ilaçlardan veya bankada çalışan... Bir şey Eczacı çağır bankaya gönderebilirsiniz. evet evet aynen öyle. Veya işte bankaya girince Aa, hocam hoş geldiniz diyorlar sağ olsunlar. Ona direkt hipnoz yapıp filmlerdeki gibi ha, değil mi? her gün benim hesaba 5000 dolar aktaracaksın gibi bir şey mümkün. Değil. Ne güzel olurdu. Ne güzel, <laughs> ne güzel olurdu evet. Evet, bunları sadece filmlerde. Evet. Evet, gördüğümüz Amerikan filmlerinde şeyler. tabii. Peki hipnozu hangi hastalıklarda daha çok kullanıyorsunuz? Kullanılıyor. Şimdi 2015'te yayınlanan Sağlık Bakanlığı'nın bir getat geleneksel Hı -hı. ve tamamlayıcı tıp yönetmeliği var. Hı -hı. Ee, hani neden Sağlık Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğinden başladım? Hı -hı. Hani en sağlamı o artık. Hani devletimizin, bakanlığımızın benimsediği, hipnozun kullanım alanları ile ilgili. Hmm. Hatta o yönetmeni ilk okuduğumda bakanlığın bu kadar bu konuda e, iyi tetkik etmiş olduğunu görmek ha, beni şaşırttı. Güzel. Benim sayacağım şeylerden de fazla şeyler sayıldı. Ne güzel. Bütün genel tıpta kullanılıyor. Hmm. Psikiyatride kullanılıyor. Hmm. Evet. Kişisel gelişimle ilgili hani spor, performans gibi hmm. e, alanlarda e, kullanılıyor. Doğal olarak mesela bazen böyle konuşunca diyorlar ki ya hocam sen de hipnozla ilgilisin diye, hani hipnozcusun Sanki diye her, şeyde... her şeye ilaçmış gibi. Her şeye ilaç olur mu? Her şeye ilaç olur mu? İmkanı yok. Yüzde yüz kesinlik hmm. ve bir şeyin e, her konuda yüzde yüz geçerli ve kesin net olması... Mümkün değil. Bu insana verilmemiş bir özellik. Bu sadece Cenab-ı Hakka Allah'a ait bir özellik. Yüzde yüz garanti ve yüzde yüz işe yaraması. hipnozda insanların çoğunda etkili. Ee, mesela şöyle, e, her şeye ilaçmış gibi anlatma derken şunu anlatmak lazım. Hı. Bakın şimdi sizinle ne güzel konuşuyoruz burada. Orada siz çok zarif. Ee, size bir şey söyleyeyim mi, Hı. demet hanım? Siz aynen resimlerde, fotoğraflarda, daha önce ekranda gördüğümüz gibi o zarif izlenimin direkt kendisisiniz. Yani öylesine fotoğrafta görünen değil de siz öylesiniz zaten. Şimdi ben onu fark ettim. Evet. Mesela bu yaptığım müdahale sizinle anlatırken hipnotik bir müdahale. Aa. Tabii sizin şu anda zihninizde ufaktan oynamaya başlamanın evet. ilk adımları mesela. <laughs> Tabii, birazdan gözlerinizi kapatabilirsiniz. Tamam birazdan tamam. birazdan şöyle gideceğim. <laughs> evet. Şimdi, şimdi doğal olarak. E, ee, mesela diyelim ki Allah korusun bir tanıdığımız e, hafif bir trafik kazası geçirdi Hı. ve bacağı kırıldı. Hı. Allah daha büyük dert vermesin. Bacağı kırılan birine de hocam hipnozun faydası olur mu diye dediğinde bir gün birisi bana evet dedim. Hı. Hadi be oldu. Ya bacağı kırılmış hocam ne alakası var psikolojiyle şununla bununla? Yani adamın bacağı kırılmış, alçı alınması lazım. Evet. Peki bu adamın bir işi var mı? Var. Hmm. Bu adam bacağı kırıldı diye ayakta çalışıyor, diş hekimiymiş. İşini ya. yapabilecek mi? Yok, yapamayacak. Aymış. Peki bu adam eyvah, niye bu benim başıma geldi? Bir sürü işim aksadı, hastalarıma yardım edemeyeceğim, çalışamayacağım. En az iki ay alçıda kalacak dedi doktor. Bir sürü iki aylık para kaybedeceğim. E, Keyife gide gidemeyeceğim, yüzmeye gidemeyeceğim, tatile gidemeyeceğim diye gerildi mi? Gerildi. Peki güzel kardeşim. Bir insanın immün sisteminin yani bağışıklık sisteminin e, güçlü olması, metabolizmasının hızlı çalışmasının psikolojiyle alakası var mı? Yüzlerce %100. kez kanıtlanmış evet, bir şey artık. Var. E, öyleyse ben onun bütün bu sıkıntılı, stresli, hmm. az önceki durumlarını aşmasını hipnoza sağlar, onu gevşetir ve üstelik bütün bu sıkıntılı, stres ve kaygılı durumlardan Kendisini temizlemesini sağladıktan sonra da hmm. bağışıklık sisteminin hızlı çalışmasına yönelik destekleyici ve güçlendirici te te telkinler verdiğimde hızlanmayı, ve iyileşmeyi hızlandıracaktır. Hmm. Yani zaten hipnozun nekahat dönemini hızlandırma gibi bir etkisi var. Benim de yaptığım çalışmalar var. E bir ameliyat sonrasında eğer hipnoz ameliyatla hazırlanmışsa kişi... Ee, ameliyat öncesinde anksiyeteyi bertaraf etmekte veya düşürmekte hmm. çok etkili. Aynı zamanda e, ameliyattan sonraki iyileşme sürecini süper hızlı bir e, hale dönüştürmekte hipnoz. Öyleyse bacağı kırılan birine bile böylesine bir destek anlamı varsa neden bütün tıbbi girişimlerden önce kullanılmasın? Neden doktorların veya hepsinin kendisi olmasa bile yardımcılarının e, hipnotik bir bilgiye sahip olması hmm. gibi bir avantaja... Biz hayır diyelim. İşte genel tıpta, e, jinekolojide, e, cinsel problemlerde, e, hatta ve hatta kısırlık tedavisinde bile hmm. hipnozun kanıtlanmış e, ve yayınlanmış bilimsel literatürde çok etkili sonuçları var. Ağrısı doğumda. E, sizi birazcık bekleteceğim. Reklamlarda sonra tekrar devam edeceğiz. Şimdi reklamlar kısa bir aramız var sonra beraberiz tekrar. Tekrar karşınızdayız. Ee, en son ameliyatlardan bahsediyorduk. Hı hı. Ameliyatlarda keşke e, kullanılsa böyle yöntemler diye hipnozdan. Tabii tabii. Evet. Yani genel tıpla ilgili birçok alanda müdahale öncesinde, hekimlerin müdahalesi sırasında ve müdahale sonrası için amaçlarla hipnoz etkili bir şekilde kullanılabilir. Çünkü küçük bir müdahale bile geçirsek e, psikolojimizi çok etkiliyor. Yani iki gün bile normal hayatımızdan, düzenimizden eksik kalsak, işte çocuklar ne olacak, o ne olacak, işimiz ne olacak bayağı zihnimizi aslında Mesela, meşgul eden bir bana olay. Bana son zamanlarda müracaat edenlerden bir kısmının e, sebebini size söyleyeyim. Hı. Hani tıbbi alanda nasıl önemli olduğunu Hı. siz artık takdir edin. Aşı olmak gerekiyor ya koyut aşısı. Aa, evet. e, aşı olmak gerekiyor, aşıdan korkuyor. Ya, aşı olmaktan korkuyor. Doğru. iğneden korkuyor. Ee, biz bir birkaç seansta bunu aşmasını sağlıyoruz. Hayır aşı olmak istiyor bir an önce. Hani sıkıntılı bir durum var. Korkudan aşı olamıyor. Bu arada izleyicilerimize de söyleyelim lütfen aşılarımızı olalım çok önemli. Ee, ben de iki aşımı da oldum. Sonra e, psikiyatri alanında hı hı. E, psikolojik problemlerin şizofreni, hı. E, otizm e, gibi veya e, zihinsel ee, bir birtakım e, anlamda engelli olanlar dışında hmm. e, akıl sağlığı yerinde olanların maruz kaldığı bütün psikolojik problemlerin aşılmasında hipnoz bazen doğrudan bir e, terapi ve tedavi yöntemidir hmm. çoğu zaman da bir destek yöntemi olarak etkin şekilde kullanılıyor yani panik atağından panik bozukluğundan tutun hmm. e, depresyona kadar e, bütün e, psikolojik problemlerin halinde elbette kullanılıyor obezitede madde bağımlılığı, sigara bağımlılığı gibi bağımlılıklarda hmm. çok ciddi bir enstrüman. Çünkü hipnozun temeli nedir? Zihin rahatlıyor. Yüksek bir dikkat ve konsantrasyon durumu, hmm. moral motivasyonun yükselmesi ve üçüncü aşamada öğrenme ve değişim. Bu üç temel bilgiyle bir insanın kendi bünyesinde yapamayacağı şey yok gibi. Hmm. Hem bir şeye karşı yüksek bir dikkat Ile yöneleceksiniz ve konsantrasyonunuz çok yüksek olacak. Hem o konuyu gerçekleştirmek için normalden çok çok yüksek bir moral ve motivasyon durumuna sahip olacaksınız. Hmm. Hem de öğrenme ve değişim imkanı elinizin altında olacak. Aşılmayacak psikolojik problem yoktur. Aşılmayacak engel yoktur. Ama kişilerin kendileri için en etkili, en kısa yolu bulmaları gerekiyor. İşte hipnoz, Günümüzde modern psikoterapinin de imkanlarını kullanarak insanlara nispeten diğer sistemlere göre daha hızlı ve daha etkili bir değişim ve dönüşüm imkanı sunuyor. Psikolojik problemlerin aşılmasında da öğrenci problemleri, ders çalışma alışkanlığı kazandırılması gibi, sınav kaygısı gibi alanlarda sporcuların performanslarının geliştirilmesi manasında yani hatta ve hatta telkin teorisi yıllardır Yıllarda derken 1920'lerden itibaren satış ve pazarlama alanında bile, reklamcılık alanında bile insanlara tesir etmek, onları hmm. ikna etmek gibi bir amaçla, çok Hipnotla geniş tekniklerle... Peki son dönemde bu pandemiden de dolayı çiftler arasında inanılmaz bir iletişim sorunu oldu. E, çiftlerin arasındaki sorunları da e, gerek iletişimsel gerek başka olaylardan dolayı bunları da hipnozla çözebiliyor musunuz? Ee, çift olarak size geliyorlar mı? Evet tabii çift terapisi e, yapıyoruz. E, şimdi şöyle oldu tabii e, COVID kısıtlamaları sebebiyle herkes eve doluşunca e, bir süre sonra... İnsanlar birbirinden bıktı gibi veya daha çok kavga etmeye başladığı gibi bir durum var. Ama evet. aslında insanlar işlerine gittikleri zaman rahatlıyorlar ve gözlerine çarpan şeyi işe gittiklerinde görmezden gelebiliyorlar. Eşine dostuna gidiyor, ahbabına gidiyor, rahatlıyor. Evet. O rahatlama imkanı elden alınınca kısıtlamalarla hani takke düştü, kel göründü. <laughs> <laughs> gerçek problemler ortaya çıkıyor. Tabii var olan problemler yüzeye çıkarıyor. Doğru. Yoksa uyumlu bir ilişkide Covid de olsa kısıtlama da olsa şey çiftler olmaz. uyumlu ise birbirlerini dönüştürürler. Demek ki bu Covid kısıtlamaları döneminde gerçekten istatistiksel olarak müracaatlar da çok fazla hmm. başlayan çift problemleri, evlilik problemleri, birliktelik problemleri hmm. aslında var olan e, huzursuzluğun ve uyumsuzluğun aslında görülmüyordu belki evet. de. Evet. Herkes üstünü örtüyor. Hmm. Herkes aman neyse diyor. Ama bir çünkü uğraştığı, dikkatini yönelttiği başka şeyler var. Spor salonuna gidiyor, işine gidiyor, arabasıyla geziyor. Günde 1-2 saat görüyor. Evet, evet. E, günde bir e, akşam eve gelince 2-3 saat oturuyorlar, zaten herkes telefonunda, sonra Heh. da uyuyorlar. Televizyon, televizyon. Ortalama 2-3 saatte herkesle idare Tolere edersin. edilir. Herkesle <laughs> idare edersin. Ama e, kısıtlamalarla baş başa kalınca, e, dediğim gibi takke düştü, kel göründü, bir turnusol kağıdı görevi gördü. Hmm. Turnusol kağıdı biliyorsunuz bir ayırıcı vasıftır hmm. ve böylece... E, bu bunu bir fırsat olarak görmek gerekiyor. Yani çiftler özellikle kısıtlamalardan sonra uyumsuzluğun arttığını, e, bunaldığını aslında bu adam bana göre değil, aslında bu kadın bana göre değil hmm. diyerek e, çatışma atmışsa eğer bu şu demektir. Bu ilişkinin temelinden itibaren oturduğu zeminin sağlamlaştırılması Sorunlar, gerekiyor. Evet. Bir çift terapisi almak. Hipnoterapide ise bakın şimdi acayip güzel bir şey. Hı. Yahu Demet Hanım var ya Keşke biraz daha vakit olsa da böyle geniş geniş anlatsam. Diyelim ki adam kadından hoşlandı ve kadına yaklaştı. Kadın adamdan hoşlandı ve buna izin verdi. Ve güzel bir birliktelik başladı. Aa kaşı gözü güzel dedi, huyu güzel dedi, bana iltifat ediyor dedi. Dürüst bir adam, işi gücü yerinde maşallah dedi. Hı. Adam da dedi ki ya ne güzel kadın, bundan tam evlenilir, bundan bir yuva kurulur dedi. Bir çoluk çocuk yapılır falan dedi Hı. ve... ...şu açılardan ilk etapta bir araya geldiler. Yani insanlar birbirlerini tanır ve hoşlanırlar e, ve şu iki açıdan bir araya gelirler. Hmm. İşte bu iki açıdan bir araya gelirken sadece bu açıdan birbirlerini kabul etmişlerdir. Sonra o cicimayı geçince hani hmm. flört faslı, evet. söz faslı, <laughs> nişan faslı geçince... ...nikahla beraber bir evliliğe veya e, ciddi bir birlikteliğe dönüşünce... İnsanlar hiç hesap etmedikleri bu yönleriyle bir araya gelirler ve burada çatışmalar başlar. Hmm. Şimdi biz çiftler bir araya geldiğinde ilk önce beraber dinleriz ama biz ayrı ayrı çalışırız. Çünkü Daha doğru bence de. Çünkü ilk seansta bir beraber dinleriz Tabii. usulen. Hmm. Usulen. Çünkü onların birlikte birbirlerine nasıl vaziyet aldıklarını da birbirleri arasındaki iletişim formlarını da görmek isteriz. Sonra müstakil çalışırız. Şimdi mesela diyelim ki şu anda çalıştığım çiftler de var mesela. Hı hı. Kadın öfkeli. İhmal edildiğini düşünüyor. Hı. Hocam adam bekar gibi yaşıyor diyor. Hı. Beni anlamıyor diyor. Bana değer vermiyor diyor. Adamı dinliyoruz. Daha ne yapayım hocam akşama yeah. kadar bunlar için çalışıyorum diyor. Daha <laughs> ne yapayım diyor. E peki başka ne yapıyorsun? E hocam çalışıyorum işte diyor. Başka yeah. ne yapıyorsun? Abi eve geliyorsun mesela diyelim ki kanepeye uzanıyorsun elinde kumanda. Hop 15 dakika sonra uyuyorsun. Zorla seni yatağa çağırıyor. Hmm. Yani aralarında bir defa yatak odası bir çöle dönüşmüş. Hmm. Hani mümkünse değmeyelim modunda. Hmm. E cinsellik zayıflamış, seyrekleşmiş veya tatsız, tuzsuz bir görev ve dönüşmüş. Hmm. Halbuki yatak odası bir evlilikte evliliğin tamirhanesidir. Hmm. Evliliğin dinamosudur, güç kaynağıdır. İkincisi karşılıklı öfkeler oluşmuş hmm. o uyumsuzluk o çatışmalar biz tarafları teker teker aldığımızda hipnoza alıyor kişinin karşısındaki yani eşinin irite olduğu bütün noktalara karşı sıkıntısını stresini öfkesini zayıflatmasını sağlıyoruz ve onu ilk onu görüp de sevdiği zamanki haliyle o duygular canlı ya duruyor ya ha canlı değil orada da o duruyor ya biz o duyguları bulup abi sen bu kadını gördün bayılmıştın ona, hayran olmuştun akşama kadar peşinde koştun 40 tane fırıldak çevirdin onu ikna etmek için ya. işte o kadın hala burada duruyor diye o ilk aşık olduğu unsurlar nelerse onları canlandırıyoruz zihinde ve birden bakıyorsunuz ki kadına bakışı değişiyor. Ya. Ha, o rutine dönen değil de o heyecan hissetme. Hem erotik anlamda hem ilişkisel anlamda, hem duygusal anlamda sarılmak istediği birine tekrar dönüşebiliyor. Aa, Aynı şekilde benzerini e, kadın tarafında Kadında da yapıyoruz. Doğal olarak e, ilişki problemlerinde birisi Arapça konuşuyordur ötekisi Fransızca konuşuyordur. Biz birbirlerini birbirlerine yani. birbirlerini birbirlerine tercüme ediyoruz. Hmm. Ama bunu hipnotik usullerle yapıyoruz. Hmm. Yani normal bir çift terapisi görüşmesinden farklıdır. Hmm. Hani konuş konuş devam et. Konuş konuş devam et değil. Konuşuyoruz, anlıyoruz. Hadi bakalım kapat gözünü dedikten sonra o çiftlerin birbirleri arasındaki uyumsuzluk noktalarının sebepleri irite eden noktalar, yorgunluklar, bıkkınlıklar, öfkeler bunları aşmasını sağlayarak hmm. o ilk beğendikleri andaki o güzel, çekici e, ve Hale sevgi dolu duygusal ya. referanslara dokundukça e, yükseliyor. Yani şöyleyken çatışmalar hmm. bize geldiklerinde, biz hipnoterapiyle çalıştığımızda hızlı bir şekilde şu hale gelmelerine dönük bir süreç oluşturuyoruz. Ne güzel. Evet yani ayrı ayrı hipnoza alarak bunu yapıyoruz. Evet, evet. yani birçok hastalıkta birçok durumda psikolojik dediğiniz gibi tıbbi ilişkiler arasında çocuklara olarak her yönde işe yarayan bir yöntem. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli bilgileriniz için. Ben teşekkür ee, ediyorum. Nasıl da çabuk geçmiş vakit. Evet vakit çok çabuk geçti. Çok güzel anlattınız. Programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.